Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. Hep vekil savaşçılar çağından bahsettim. Hep melez savaşlar çağından bahsettim. Bu video kanal sayesinde televizyon programlarının çok fazla yapamadığı bir şeyi yapmaya çalıştım. Neydi o? Günümüz 21. yüzyılının öyle savaşlarının kalıcı ama yöntemi değişik bir savaş kimliği taşıdığını söyledim. Şimdi lafı uzatmadan söyleyeceğim. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile birebir savaşmaktan çok korkuyor. Bunu daha önce de anlattım. Korkmaması için bir neden yok zaten. Yani İran bir gün Amerika Birleşik Devletleri ile baş başa kaldığında siz Rusya'nın bütün o hengameyi bırakıp ona yetişeceğini mi zannediyorsunuz? Geçin. Çin'in yetişeceğini mi zannediyorsunuz? Onu da geçin. O yüzden İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le olan mücadelesini bizzat kendi yürütmüyor kağıt üstünde. Ne yapıyor? İkisiyle de mücadelesini vekil savaşçılar üzerinden yürütüyor. O vekil savaşçılar bir halt ettiği zaman da diyor ki ya çok kötü yapmışlar, dur bir ben bir bakayım şu işe. Tipik örneğini nerede gördük? Biliyorsunuz Şubat başında Ürdün'de, Ocak başında Ürdün'de bir Amerikan üssüne Irak'taki Şii milisler füze attılar. Daha doğrusu drone. 3 Amerikan askeri öldü. Ne yaptı İran? Hemen alarma geçti. Olur mu böyle şey falan. Sonra Amerika bir misilleme yaptı. 85 yeri aynı anda vurdu. O gün bugündür Irak ve Suriye'deki Şii milisler nedense Amerikalılara hiç saldırmıyor. Durdular. Böylece Washington'a da demiş oluyor ki yani bak ben durduruyorum. Yani merak etme. Böyle bir durumu var İran'ın. Ama tabii askeri ve siyasi konular bir defa kontrolden çıkmaya başladı mı veyahut yapılanma kendi içinde, kendi bünyesinde yürümeye devam etti mi? Vekil savaşçılar da zaman içinde farklı boyutlara gelebiliyorlar. İşte Husiler. Husiler ne yapıyor arkadaşlar? Gazze'deki katliamı protesto amacıyla Kızıldeniz'i bloke ettiler. Yani orada İsrail'e giden, İsrail'in malı taşıyan, İsrail bandıralığı ne varsa veyahut işte şey şu anda İsrail'in Çin veya Asya'dan yaptığı ithalatın malları 25 günde değil İsrail limanlarına 40 günde geliyor. Yani İsrail ekonomisini bloke eden, Eylat'ı bloke eden bir kimlikle ellerindeki uzun menzilli balistik füzeleri kullanıyorlar. Fakat bu füzelerin büyük bir kısmı Amerikan, İngiliz ve İsrail hava savunma sistemleri tarafından daha havadayken etkisiz hale getiriliyor. Bazıları kaçıyor, bir gemiyi vuruyor vesaire ve bu da tabii dünya ekonomisi için ciddi bir kimlik ve zorluk oluşturuyor. Fakat Husiler son olarak yaptıkları açıklamayla fena halde bir stratejik kapasite yakaladıklarını gösterdiler. O da RIA Novosti haber ajansına konuşan Husilerin bir yetkilisi diyor ki, savaş başlıklarımız yenilendi. Hadi bakalım. Batılı emperyalistlerin kuşatmasına cevap olarak hipersonik füze denememizi gerçekleştirdik. Hipersonik füze denemesi demek füzenin ses hızının en az 7-8-10 katı hızda gittiği anlamına geliyor. Hipersonik. Bu füze çok güçlü savaş başlığına sahip. En kısa zamanda devreye sokacağız diyor. Ve deneme atışı çok başarılı oldu. Mach 8 hızına ulaştı. Katı yakıtlı bir füze. Seri üretimimize başlandı. Aden Körfezi'ndeki ve Arap Denizi'ndeki düşman donanmaya ve İsrail'e karşı net olarak kullanılacak diyor. Şimdi baktım. Mach 8 bir füzenin saatte 9878 kilometre hızla gitmesi demek. Ve bu şu anda Yemen'in
kuzeyini ele geçirmiş olan, devletleşmiş olan Husi isimli bir vekil savaşçının ve daha doğru deyimle bir tür milis grubunun elinde. Bu büyük bir şey. Bakın Husi lideri Abdülmelik el-Husi diyor ki, çok yakında dostlarımız ve düşmanlarımız ülkemizin dünyada çok az ülkenin ulaşabildiği stratejik bir kabiliyete ulaştığını görecekler. Bundan böyle füzelerimiz artık Ümit Burnu'nu dolaşan gemileri de hedef alacak kapasiteye sergileyecek. Çünkü Süveyş'e giremiyor, Kızıldeniz'e giremiyor gemi. Ümit Burnu Afrika'nın güneyinden yukarı doğru Cebeli Tarık'tan Akdeniz. Felaket uzamış durumda yol. Orayı da vuracağım diyor. Ve hedef olacak, kapasite sergileyecek, Kızıldeniz'in ötesindeki düşman hedefleri de vurulacak diyor. E tabi hipersonik füze saatte 9800-9900 kilometre hızla geliyor ve dünya tedarik zincirinin canını okunması demek bu açıklama esasında. Yani esasında tabi Çin çok rahatsız Rusya'nın bu konudaki sessizliğinden. Hani İran'a da herhalde Çinliler diyorlardır ki ya bize de dokunuyor bu işin ucu ama sanıyorum İran'ın Çin'i dinleyecek hali yok şu sıralarda. Bu arada tam bu videoyu hazırlarken İsrail ordusundan açıklama geldi. Bakın enteresan, bu videonun ana konusunu hazırladıktan sonra geldi. Diyor ki İsrail ordusu ilk kez Yemen güçlerine ait füzeler İsrail füze savar sistemini deldiler. Olay Eylat'ın kuzeyinde yaşandı. Kızıldeniz üzerinden gelen bir seyir füzesi hava savunmamızı engellemesini aştı. Böylece bugüne kadar İsrail'e atılan füzelerin tümünü vurulmuştu. Füze, savunma sistemine geçen füze açık alana düşmüş ve İsrail ordusu hemen ne oldu da bu bizim savunma sistemimizi geçti soruşturması başlatmış. Belki de o test oydu. Süpersonik füzenin testi. Yeni bir stratejik olaya doğru dönüşüyor. Yemen olayı. Hoşça kalın.